işi gerçekten biliyor. Şimdi göğüs de önemli olan tabii ne belli ediyor. Ezgi, kızım ne kadar güzel olmuşsun sen öyle. Değil mi? Yani bence biraz fazla olmuş Ezgi'ciğim. Ya gerçekten mi? Dediğim gibi size Damla model yakışır. Tamam? Evet. Kim şimdi bizim? Ah Ezgi'ciğim, bu ne güzellik. Teşekkür ederim Levent. Bunu senden duymak o kadar önemli ki. Ay yok hayatım, bence hala fazla. Tamam, tamam ben içecek bir şeyler almaya gidiyorum. Tamam mı? Ne kadar negatif. Serdar geldi mi? Yok, henüz gelmedi. Serdar geldi, Ezgi bak. Aa, saçmalama. Tamam, germe beni. Hah, iyi, tamam peki. Hemen geliyorum. Efendim? Nasıl gidiyor? İyi, az önce geldi. Stresli falan gözükmüyorsun değil mi? Hayır, çok rahatım. Hatta bol bol gülümsüyorum. Gülüşümün güzel olduğunu söyledin ya. Tamam, maçı izleyeceksiniz değil mi? Gülerken gördü beni. Tamam, şimdi gülümsemeyi kes artık. Çünkü bir süreden sonrası seni aptal gibi gösterir. Nereye kayboldu bu? Şu an pamuk şekerciğinin orada bir kadınla konuşuyor. Kadınla mı? Pamuk şekerciği mi? Bir dakika ya, sen ne? İnanmıyorum, burada mısın? Geleceğini hiç düşünmezdim gerçekten. Bu eğlenceyi kaçıramazdım, değil mi? Çok fenasın. Şu an sana kilitlendi. Bakıyorsan sakın bakma. Bakma diyorum sana. Niye bakıyorsun ya? Refleks olarak. Bakma diyorsan bakma. Tamam, bağırıp durma. Şimdi dön bak. Hı? Dön bak. İyi de bakma dedin az önce. Dediğimi yap, dediğimi yap. 5 saniye boyunca gözlerine bak. Tamam mı? Bakışların ne soğuk, ne samimi olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, şimdi oradan uzaklaş, hemen yürü. Bir dakika ya, yanıma gelsin diye bakmadın mı? Hayatım, sen kaçan kovalanır duymuşsun artık değil mi? Yani o kadar da değil. Duydum tabii, anladım. Hemen ayrılıyorum. Geliyor mu peşimden? Herhalde. Affedersin ya. Harikasın. Ulan kimse koşmadı değil mi senin bugüne kadar peşinden? İtiraf et. İltip atlayınca ne yapacağını bilemiyorsun değil mi? Hep böyle saçma cevaplar. Tamam orada dur. Şimdi dur. Seninle konuşmasına müsaade et. İyi de ne diyeceğim? Ezgi? Merhaba, Serkan Bey. Serdar olmasın? Serdar Bey, pardon. Ayrıca şu beyi de bıraktık diye anlaşmıştık hani. Nasılsın diyeceğim ama harika gözüküyorsun. Ona diyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Bu arada bu hafta içinde kusura bakma. Çok yoğundum, arayamadım seni. Sana haftasının yoğun geçtiğini ve arayamadığını söyleyecek. Sen de cevap olarak niye beni arayacaktın ki diyeceksin. Nasıl ya? Hani ben ona yemek yiyelim mi diye teklif ettim ya. O da bana senin müsait olunca ben ararım dedi. Evet, gerçekten de bu arada öyle bir saçmalık yaptın. Biz bunu unutmak ve unutturmak istiyoruz. İyi de bu beni bunak gibi göstermez mi? Emin ol hayatım, öyle görmesi seni çok daha hayrımıza. Ayrıca biz erkekler unutkan kadınları severiz. Çünkü sizin böyle aradan yıllar geçse de hiçbir olumsuz ayrıntıyı unutmama durumunuzdan çok yıldık. Bence bu senin için geçerli değil. En uzun ilişkin eminim 48 saat falan sürmüştür. Nereden bildin? Onu da sadece 6 saat ayıktım. Ah Allah'ım, ah, senden taktik aldığıma gerçekten inanamıyorum. Hayatım, sana görüşme teklif ettiğinde bu durumu bir daha bir konuşalım. Bakalım böyle düşünecek misin? Niye arayacaktınız ki beni? Hani buluşuruz demiştik ya, sen de arayacaktın beni. Ha, öyle mi dedim? Evet. Unutmuşum. Öylesine söylemişimdir, fazla ciddi almışsın.
kızların yanına gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Leventciğim, bana soda alır mısın? Ah, ne demek, almaz mıyım? Siz kızlar bir şey istiyor musunuz? Teşekkürler. Ay, zor tutuyorum kendimi. Belli, ne oldu? Levent'in kızı geldi. Ay, nihayet tanıştırdı mı sizi? Evet. Peki gitmemiş anladığım kadarıyla. Beni iş arkadaşı olarak tanıştırdı, düşünebiliyor musunuz? Ne? Yok, yok artık. Ben ilişkimizi anlatsın diye beklerken onun yaptığına bakın ya. Kesinlikle çok haklısın. Ne demek iş arkadaşı ya? Hayır yani tamam. Bunca zaman tanıştırmamasına bir şey demedik. Saygı duyduk ama artık buraya kadar gelmiş iş arkadaşı diye tanıştırmak bilmiyorum. Bana biraz samimiyetsizce geldi yani. Ne ya? Pardon bir an. Kesinlikle çok haklısın. Neyse. Geliyor, ben ona yapacağımı biliyorum. Evet hayatım, işte soda. Sevdiğin gibi limon da attırdım. Teşekkür ederim. Selamlar. Serdar'cığım. Nasılsın? İyi, sen? Gayet iyiyim. Selam tekrar Ezgi sana da. Ah, selam. Avukat hanım. Doktor bey. Cansu'cum. Merhaba Serdar bey. Evet, maç kaçta? Bir saat var tam, şimdi ısınmaya geçiyorum. Evet, şampiyon belli. İkinci kim? Evet, Serdar her sene istisnasız şampiyon olur. Hiç kaçırmaz. Tuttuğunu kopartır. Zannedersen bu sene de öyle olacak değil mi Serdar'cığım? Göreceğiz. Kalıyorsunuz değil mi maçı izlemeye? Kaçırır mıyız? Ezgi sen? Aa, çok pardon, hemen geliyorum. Ne? Ne oldu? Serdar yanımda. Görüyorum. Şimdi saçını oyna. Şu an o kadar güzel görünüyorsun ki sana ben bile aşık olabilirim. Gerçekten mi? Hayır. Tabii ki de havaya gir diye söylüyorum. Şu an göz senin üzerinde ve sana iltifat eden bir erkekle konuştuğunun farkında. O yüzden. Anladım. Ne yapıyorsun? Ben sana kahkaha at dedim mi? Lütfen doğaçlama yapmazsak. Yani avamlıkla seksilik arasında ince bir çizgi var. Tamam. Şimdi arkadaşlarının yanına git. İşinin çıktığını söyle. Gideceğini söyle yani. Ne? Final maçını izlememizi istedi. Emin misin? Öyle dediyse zaten kesin eminim. Canım kurban sensin. Ben artık ısınmaya geçiyorum. İzliyorsun değil mi? Maalesef. Benim bir programım çıktı. Gitmem gerekiyor. Ne saçmalıyorsun Ezgi'cim sen? Bir şey mi oldu? Bir şey olduysa söyle, bana söyle. Neyse kızlar, görüşürüz. İyi şanslar. Teşekkür ederim. İzninizle çantamı alacağım. Tabii tabii. Ezgi. Ben artık gideyim yavaştan. Tabii. Gineyim, ısınayım. Görüşürüz. Evet. Niye gidiyorum ben ya? O hayatım, sen her seferinde böyle söyleneceksen işimiz var seninle. Sen bir de beni Serdar'dan çıkma teklifi alamazsam gör. Çıkma teklifi mi? Kaç yaşındasın, 40 falan mı? Eskiden böyle bir şey vardı değil mi? Çıkma teklifi. Benimle çıkar mısın? Nereye? Ağaca. Kötü espri de, o yıllarda gülüyorduk bunlara. O yıllar ne güzeldi be. Şimdi öyle mi? Görüşüyorsun, ediyorsun. Sevgili misin, arkadaş mısın belli değil. Bir türlü adı konulmuyor ilişkinin. Sayenizde. Sayemize derken? Her yüzünüze gülen, size iki güzel laf söyleyen erkeğe kanıp sevgilinizi yapmaya kalkmasınız, bunlar çözülecek de. Ha, yine suç bizde yani. Vay be. Siz kandırmayı bıraksanız mesela, ha nasıl olur? Sadece seveceğiniz, ilgi göstereceğiniz kadınlara güzel şeyler söyleseniz. Hı? Çok konuşuyorsun. Umarım doktorla buluştuğunda bu kadar konuşmazsın. Biraz törpülersin. İşine gelmedi değil mi? Haklıyım çünkü. Hayatım, haklı haksız yok ki bu oyunda. Kazanan ve kaybeden var. İyi tamam. Çok bilmiş. Taksi durağı yok mu burada? Eve geçiyorum, gel benimle. Geleceğiz artık.